Hayırlı günler değerli kardeşlerim. Elhamdülillah bugün de Allah'ın izniyle Nura Yöneliş programı ile karşınızdayız. Programımıza Allah'ın en beğendiği zikirlerden biri olan Elhamdülillah zikri ile başladım. Çünkü bu dünyada yapmamız gereken en önemli ibadetlerden biri Allah'ı anmaktır. Bir ayette Allah şöyle buyurur. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Allah'ı zikretmek, insanın beyin hücrelerine kadar işleyerek tüm bedeninde müthiş bir huzura sebep olur ve aklı açar. Biz de bugün Allah'ın en beğendiği zikirlerden biri olan Elhamdillah zikri ve şükredici olmanın önemi üzerine konuşacağız inşallah. Önce sevgili üstadımız, çok değerli İslam alemi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Mektubat isimli eserinde yer alan Şükür Risalesi'nden bir bölümü okumak istiyorum. Üstadımız Şükür Risalesi'ndeki sözlerine İsra Suresinin 44. ayetiyle başlar. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ve devamında da şükrün önemini yine ayetlerle birlikte şu şekilde açıklar. kuran Mucizil Beyan, Kur'an-ı Kerim, tekrar ile şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Yine de şükretmiyorlar mı? Biz şükredenleri pek yakında ödüllendireceğiz. Andolsun eğer şükrederseniz gerçekten size arttırırım. Artık yalnızca Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Gibi ayetlerle gösteriyor ki halık Rahman'ın rahmeti her şeyi kaplayan Allah'ın ibadından, kullarından istediği en mühim iş şükürdür. Furkan-ı Hakim'de doğruyu yanlıştan ayırt eden Kur'an'da gayet ehemmiyetle şükre davet eder ve şükür etmemekliği, nimetleri tekzip, yalanlama ve inkar suretinde gösterip şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Fermanıyla, buyruğuyla Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor. Şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor. Evet, Kur'an-ı Hakim, Hikmetli Kur'an, nasıl ki şükrün neticeyi i hilkat, yaratışın sonucunu gösteriyor, öyle de Kur'an-ı Kebir, büyük Kur'an olan şu kainat dahi gösteriyor ki, neticeyi i hilkat-ı alemin, alemin yaratılış amacının en mühimi şükürdür. Çünkü kainata dikkat edilse görünüyor ki, kainatın teşkilatı, meydana gelişi şükrü intaç edecek sonuç verecek bir surette her bir şey bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih yönelik oluyor. Güya şu şeceriye hilkatin kainat ağacının en mühim meyvesi şükürdür ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın ürünlerin en alası üstünü şükürdür. Üstadımız bu sözünde şükrün ne kadar önemli olduğunu ayetlerle çok güzel anlatmış maşallah. Bildiğiniz gibi şükür, bir nimeti verene teşekkür etmek, memnuniyetini ve minnettarlığını belirtmek, verilen nimetin değerini bilmek, takdir etmek anlamına gelir. Söz konusu olan Allah'a şükretmek olunca ise elbette şükrün bu genel tarifine her türlü nimetin tek sahibinin Allah olduğunun ve yalnızca ondan geldiğinin şuurunda olmayı, bunu kalple ve dille ifade etmeyi de eklemek gerekir. Allah dünya hayatında verdiği süre içerisinde doğru yolu görüp iman etmemiz için sürekli olarak yeni imkanlar yaratır ve bize her an kesintisiz nimet sunar. İçtiğimiz sudan, nefes almamıza, akıllı olmamızdan, sahip olduğumuz şuura, yediklerimizden kullandıklarımıza kadar daha saymakla bitiremeyeceğimiz çok fazla nimet vardır. Bunun bilincinde olan bir kişinin elhamdülillah zikri de diğer tüm zikirleri de hem samimi hem de çok derin olur inşallah. Allah ayetinde şu şekilde bildirir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal ve temiz olanlarını yiyin. Eğer ona kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin. Allah Kur'an'da kendisini gün içinde sürekli hamd ile tespih etmemiz haber verir. Allah'ı en güzel isimleriyle tespih eden insan gün içinde dikkatini Allah'a yöneltir. Dolayısıyla yaptığı işin bereketi artar ve ruhu ayette haber verildiği üzere Allah'ın anılmasıyla rahatlar inşallah. Kur'an'da şöyle haber verilir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. Gün içinde elhamdülillah Allah'ım verdiğin tüm nimetler için şükürler olsun, hamd olsun diyerek nimetlerin güzelliğini, neşesini yoğun bir şekilde hissederiz inşallah. Allah'tan bir rahmet olarak sabah kalktığımız andan itibaren Allah'ın verdiği nimetlerle karşılaşırız. Şuurumuz açıktır, görürüz, düşünürüz ve Allah'ı coşkuyla severiz. Tüm bunlar her an şükretmemiz için Allah'ın yarattığı birer nimettir. Bir ayetiyle Allah bize şöyle hatırlatır. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Her kalkışında Rabbini hamd ile tesbih et. Kur'an'da Allah'ın insanlara şükretmeleri için verdiği çeşitli nimetler sayılır. Mesela insanın düzgün bir biçimde yaratılıp var edilmesi, işitme, görme ve hislerin verilmesi, Allah'ın insanlara güzel ahlakı öğretmesi, ayetlerini açıklaması, müminleri temizleyip arındırması, günahların bağışlanması, ibadetlerde kolaylık sağlanması, müminlerin eziyetlerden kurtarılması, İnsanların yeryüzünde yerleşik kılınıp onlara geçimlikler verilmesi, insanlar için içilecek suyun yaratılması, toprağın verdiği ürünler, hayvanların, insanların hizmetine ve yararına sunulması, denizin insanların emrine verilmesi, denizden çıkan ürünler, süs eşyaları, denizde giden gemiler, gece ile gündüzün yaratılması ve daha birçok nimet inşallah. Kur'an'da ayrıca bu nimetlerin şükürlerinin yapılması da bizlere tekrar tekrar öğütlenip hatırlatılır. Hepimiz Allah'ın yoktan var ettiği aciz varlıklarız. Güç yetirebildiğimiz kadar her şey Allah'ın bizlere ihsanda bulunmasıyla ve kuvvet vermesiyle gerçekleşir. Her anını Allah'ın bizlere sunduğu nimetlerle sürdürebiliriz ve tüm hayatımızda bu nimetler içinde geçer. Sağlığımız, aklımız, şuurumuz, beş duyumuz, nefes aldığımız hava, yiyip içtiklerimiz, giyeceklerimiz ve bunlara benzer tüm nimetler elhamdülillah bizlere her an kesintisiz bir şekilde sunuluyor. Tüm bunlar müminlerin şükredici olmasını gerektiren çok büyük nimetlerdir. Allah'ın üzerimizdeki sonsuz nimetleri bir ayette şöyle bildirdir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Elbette ki bu nimetlerin her biri de ayrı ayrı şükretmemizi gerektirir. Nimetlerin değerini düşünerek Allah'ı zikretmek, müminlerin Allah'a olan aşklarını, derin sevgilerini ve zatına olan yakınlığını arttırır. Diğer bir ayette Allah'ın nimetine şükretmemiz şu şekilde haber verilir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal ve temiz olanlarını yiyin. Eğer O'na kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin. Müminler kainattaki tüm ilimlerin, mülkün ve gerçek hükmün sahibinin Allah olduğunu her zaman bilerek O'na yönelmelidirler. Rabbimize karşı teslimiyetli davranmalı, övgüyü daima o güzellikleri yaratan Allah'a yöneltmeli ve durmaksızın Allah'ı yüceltip tesbih etmelidir. Allah mutlu olacağımız bütün güzellikleri yaratarak bunlarla bize kendisini hatırlatır. Elbette ki hikmet gözüyle bu hatırlatmaya cevap verenler gördükleri her güzellikten diğer insanlardan çok daha fazla etkilenirler. Allah'ı coşkuyla, aşkla sever, yaratılış delillerini gördükçe Allah'a daha da büyük bir aşkla bağlanırlar inşallah. Allah'ın eşsiz ve üstün yaratma gücünü görmek insana heyecan verir ve bu şekle müminler Allah'ı en güzel isimleriyle anarlar. Allah tüm evreni, insanları, hayvanları ve bitkileri benzeri olmayan bir sanatla yaratmıştır ve hepsinde pek çok mucizevi özellikler vardır. Bütün bunlar insanın kalbinde müthiş bir heyecan oluşturur. Bunlar üzerinde düşünüp Allah'ın üstün yaratışını ve yüceliğini durmaksızın anarlar. Ali İmran suresinde haber verildiği gibi müminler Allah'ı sürekli tesbih ederler. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki: Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Müminlerin dünya hayatına bakış açıları Allah'ın dilemesiyle olaylara adeta bir uyku perdesinin ardından bakan insanlarınkinden tamamen farklıdır. İman edenler için dünya hayatı her saniyesi birbirinden detaylı sürprizlerle, iyiliklerle, güzelliklerle, hayır ve hikmetlerle dolu bir yaşamdır. Allah'ın sonsuz güzel ahlakının ve eşsiz üstünlükteki sıfatlarının tecellilerinin hayatın her yanını sarmış olması Müminlerin her anlarını derin bir heyecan ve coşku içerisinde yaşamalarına neden olur. Her an Allah'ın kendileri için yarattığı bir başka güzelliği fark etmenin, Allah'ın rahmetinin tecellilerini görmenin neşesini ve sevincini tadarlar. Bu iman etmeyenlerin hiç bilmedikleri ve mahrum oldukları çok büyük bir dünya nimetidir. Allah Kur'an ile insanlar üzerindeki sonsuz rahmetini iman edenlerin mutlak dostu ve yardımcısı olduğunu ve samimi duaya kesin olarak karşılık vereceğini kullarına bildirmiştir. Dolayısıyla inanan bir kimse zaten hayatı boyunca Allah'ın kendisi için yarattığı rahmet tecellilerinin daima olarak şuurundadır. Sıkıntı ya da zorluklarla bile karşılaşsa tüm bunların kendisi için özel yaratılan güzellikler olduğunu bilir. Ancak Allah bu konuda bu kadar kesin ve sağlam bir inanca sahip olan kişinin dahi üffetini kıracak, onu hayrete düşürecek ve şahit olduğu olağanüstü yaratılış karşısında büyük bir iman coşkusuna kapılmasını sağlayacak özel tevafuklar, güzellikler ve detaylar yaratır. Mümin bu olayların her birinde Allah'ın sonsuz rahmetinin, sonsuz sevgisinin, kullarına olan yakınlığının ve sıcak bağlantısının tecellilerini görmenin verdiği derin heyecan ve hazları tadar. Tüm ruhu ve bedeni Allah aşkı, Allah sevgisi ve tutkusu ile kaplanır. Allah'ın sonsuz kudretini Rabbimizin her şeye kadir, sonsuz seven ve sonsuz merhametli olduğunun tecellilerini gördükçe Allah'a olan yakini daha da artar inşallah. Müminin böyle bir iman coşkusu yaşaması için ki çok büyük olaylara şahit olmasına da gerek yoktur. Veya benzersiz nimetlerle karşılaşmasına tabii ki gerek yoktur. Bazen çok sıradan ama çok arzulanan bir şeyin tam aklından geçtiği anda kişinin karşısına çıkması, bazen merak ettiği bir konunun cevabının tam o anda kendisine duyurulması ya da bir an için canının çektiği bir yiyeceğin dahi hiç umulmadık şekilde kendisine ikram edilmesi gibi küçük ve önemsiz görünen olaylar da gerçekleşebilir. Olayların kendisi belki önemsizdir ancak yaratılan bu tevafukların mümin için taşıdığı anlam çok büyüktür. Tüm bunlar Allah'ın sonsuz hakimiyetinin, sonsuz şefkatinin, her an kullarıyla birlikte olan, her şeyi gören, her şeyi bilen ve duyan olduğunun birer tecellisidir. Ve bu detayların her biri Allah'ın kendisini çok büyük bir aşk ve tutkuyla seven kullarına olan yakınlığını onları hissettirmek için yarattığı sürpriz güzelliklerdir. Ve işte bu gerçeğe şahit olmak da müminler için çok derin heyecan oluşturan, çok yakın arttıran ve çok şükür oluşturan vesilelerdir. Şükür güçlü imanın göstergesidir inşallah. 啊。 bir kısmı kendilerine nimet verildiğinde ayetteki ifadeyle şımararak sevince kapılırlar. Ve bu nimetin kendilerine kim tarafından verildiğini unutarak hemen yüz çevirirler. Oysa Allah Kur'an'da bu tavrı sevmediğini kullarına haber vermiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Şımararak sevinme. Çünkü Allah şımararak sevince kapılanları sevmez. İşte iman gücüne sahip olan samimi müminler Kendilerine verilen nimetlerden şımarmayan ve tüm bunların Rabbimizden olduğunu bilen kişilerdir. Onlar zorluk zamanında olduğu gibi nimet ve refah içerisindeyken de Allah'a muhtaç olduklarını ve Allah'ın dilediği anda üzerlerindeki nimeti alabileceğini, kendilerini aç içerisinde bırakabileceğini unutmazlar. Bu nedenle darlıkta da bollukta da sıkıntıda da rahatlıkta da her zaman Allah'a karşı şükredici bir tavır içerisinde olurlar. Ve nimetlerle karşılaştıklarında elhamdülillah diyerek hemen Allah'ı zikrederler. Şükretme ile ilgili haber verilen bir sır ise Allah'ın Kur'an'da ve dış dünyada yarattığı ayetleri yani delilleri ancak çok şükredenlerin anlayabileceğidir. Bu ayetlerden biri Araf suresinde yer almıştır. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Güzel şehrin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Kötü olandan ise kavruktan başkası çıkmaz. İşte biz şükreden bir topluluk için ayetleri böyle çeşitli biçimlerde açıklıyoruz. Müminler nimetlerin de aynı zorluklar gibi dünya hayatı için yaratılmış özel imtihanın bir parçası olduğunu da çok iyi bilirler inşallah. Kur'an'da Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın bu gerçeği şöyle ifade ettiği bildirilmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Bu Rabbimin fazlındandır. Ona şükredecek miyim yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte olduğu için bu olağanüstü olay gerçekleşti. Kim şükrederse artık o kendisi için şükretmiştir. Kim nankörlük ederse gerçekten benim Rabbim gani, hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyacı olmayandır. Kerim olandır. İşte kamil iman sahibi bir müminin nimet karşısında göstereceği tavırda aynı Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın ayette haber verilen tefekkürü gibidir. Müminler zorlukların da kendisi için yaratılmış bir deneme olduğunu düşünerek Allah'a sığınır ve hemen Allah'a şükreder. Değerli kardeşlerim, sevgiyi, muhabbeti, tüm nimetleri ve Allah'a duyduğumuz aşkı bizlere bahşeden Rabbimize sürekli olarak şükretmeliyiz. Müminlerin cennetteki eşsiz ve sonsuz nimetleri her gördüklerinde daima şükür içinde oldukları Kur'an'da şöyle haber verilir şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Derler ki, bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbimiz gerçekten bağışlayandır, şükrü kabul edendir. Cennetteki bu ruh halinin kazanılması ve cennet gibi bir ortamın dünyada da yaşanması için de daima şükür halinde olmalıyız inşallah. Programımızın bugün için sonuna geldik. Ancak haftaya Allah'ın dilemesiyle Kur'an'da haber verilen İslam ahlakını sizlere aktarmaya devam edeceğiz inşallah. Allah hepinize sağlıklı, huzurlu, kendi yolunda ve Allah'ın zikriyle dolu hayırlı, bereketli ve mutlu bir hafta nasip etsin inşallah. Hoşçakalın.